Evet arkadaşlar, şimdiki dersimizde de üst sayılara dair olan işlemlerden bahsedeceğiz. Öncelikle toplama çıkarma işlemlerinden bahsettikten sonra daha sonra çarpma ve bölme işlemleri hakkında konuşacağız. Ve arkadaşlar, toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili hiçbir kural yok. Bu tarz sorularda ne yapacaksınız? Tek tek açacaksınız. Açarak hangi işlemi veriyorsa o işlemleri gerçekleştireceksiniz. Ne dedik toplama ve çıkarma işlemi için? Hiçbir kuralımız yok. Normal toplama ve çıkarma işlemlerini yapacaksınız. Örnek gösterelim isterseniz. 2 üzeri 3 eksi 3 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2'nin sonucunu istediği zaman ne yapacağız dedik. Toplama ve çıkarmada her zaman açacaksınız. Daha sonra işlemlerinizi gerçekleştireceğiz. Ben biliyorum ki 2'nin kübü neye eşitti zaten? 8'e eşitti. Neden? 2 çarpı 2 çarpı 2 bize neyi veriyordu? 8'i veriyordu. Eksi. 3'ün karesi neydi? Biliyorum 3 çarpı 3'ten 9'u veriyordu bana. Bölü 5'in karesi neydi? 5 çarpı 5'ten 25'e karşılık geliyordu. 8'den 9'u çıkardığım zaman arkadaşlar neyi veriyordu? Eksi 1'i veriyordu. Bölü 25 olduğu için sorumuzun cevabı neymiş? Eksi 1 bölü 25. Bakın sonucumuzu bulabilmemiz için hiçbir kuralımız yok. Toplama ve çıkarma işlemi için sadece eşitlikleri bildiğim gibi normal yerine yazacağım. Gene bir tane daha örnek yapalım bu konuyla ilgili. Diyelim ki 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3. Baktığımız zaman normalde nedir? Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 üzeri 3'ün toplamıdır bu. O halde ben bunu 4 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Zaten bunu biliyorum. 4 çarpı 2 üzeri 3'e baktığım zaman da 4 çarpı 2 üzeri 3 neydi arkadaşlar? Her zaman 8'i veriyordu. O halde sonucumuz nedir? 32'ye karşılık gelir. Genelde zaten çıkan sorularda şu tarzdır. Gene şimdi yaptığımız gibi bölü 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. Bakalım şimdi 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 bölü 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 2. Baktığımda ne yapıyoruz dedik? Kaç tanesinin toplamı, kaç tane 2 üzeri 3'ün toplamı var burada? 3 tane 2 üzeri 3'üm var. O halde 3 çarpı 2 üzeri 3 diyorum. Bölü. Kaç tane 3 üzeri 2'nin toplamı var arkadaşlar? 2 tane. O halde buna da 2 çarpı 3 üzeri 2 diyorum. Eşittir yapalım. Bakalım ne çıkacak? 3 çarpı 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu biliyorum. Yazdım yerine bölü. 2 çarpı 3 üzeri 2'nin de 9 olduğunu biliyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın çarpma işlemi var. Her zaman ne diyorum? Çarpma işlemi varsa eğer işlemlerin sonucunu direkt olarak bulacağımız yere önce bir sadeleştirme işlemlerini gerçekleştirebileyim ki uzun uzun sayılarla uğraşmayayım. O halde önce sadeleştirme yapıyorum. 2 2'ye bölünür 1, 8'i 2'ye böldük 4, 3 3'e bölündü 1, 9'u da 3'e böldüğümüz zaman 3'ü verir bize. Üst tarafımızda ne kaldı? 1 çarpı 4'ten 4 bölü, alt tarafta da 3 çarpı 1'den 3 kalır. Yani işlemimizin sonucu neye eşittir? 4 bölü 3'e karşılık gelmektedir. Bu şekilde toplama ve çıkarma işlemini görmüş olduk arkadaşlar. Zaten normal bildiğimiz gibi açıyoruz, yerlerini yazıyoruz. Asıl bilmemiz gereken konu asıl kurallar çarpma ve bölme işlemlerinde. Çarpma işleminden bahsedelim. Çarpma işleminde arkadaşlar tabanları aynı olan sayıları çarptığımız zaman bakın tabanı A olsun, üssü X olsun, çarpı tabanı gene A olan, üssü Y olan sayılar olduğunda. Yani ne dedik? Tabanları aynı olan sayıları çarptığımızda üsler her zaman ne yapılır? Toplanılır. Unutmuyoruz bunu. Tabanları aynı olan sayıların çarpımında üsler her zaman toplanır. Örnek yapalım isterseniz. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Neden toplandığını görelim şimdi. 2 üzeri 3'ün ben 8 olduğunu biliyorum. 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyorum. Bu da bana zaten 32'yi veriyor. Ben 32'nin 2 üzeri 5 olduğunu zaten biliyorum. Çünkü daha önce bunu yazmıştık biliyorsunuz siz de. 2'nin 6. kuvvetine kadar hani bilin ki rahatlıkla yerlerine yazabilin sayılarımızı. Neye eşittir bu da? 32 olduğu için 2 üzeri 5'e karşılık gelir. Baktığımızda da kuralımız nedir dedik? Çarpma işleminde eğer tabanlarımız eşitse üstler toplanılır dedik. Eşittir bakın üstleri topladığımız zaman 3 artı 2 bana zaten neyi verir? 2 üzeri 5'i verir. Yani gene bir kez daha tekrar edelim. Tabanlarımız eşit olan
tabanları eşit olan sayıları çarptığımız zaman üstler ne yapılır? Toplanılır. Örnek yapalım gene isterseniz. 4'ün karesi çarpı 8'in kübü eşittir. Baktığımızda normalde tabanlarımız farklı. İşlem yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Neden? İşlem yapabilmemiz için şuraya da şöyle yazalım. İşlem yapabilmemiz için tabanlarımızın eşit olması gerekiyordu dedik. Pekala, acaba tabanlarımı eşitleyebilir miyim ben? Ben biliyorum ki 4'ü de 8'i de 2'nin cinsinden, 2'nin herhangi bir üssü şeklinde yazabiliyordum. Örnekle 4 neydi? 2'nin karesine eşitti. 2'nin karesi üzeri 2'ymiş. Çarpı 8'in kübü. 8 nedir? Biliyorum zaten 2'nin kübüne eşittir. 2'nin kübü üzeri 3'müş. Baktığımız zaman ne var ikisinde de ayrı ayrı? Üslü bir ifadenin üssü var. Gene üslü bir ifadenin üssü var. Bu durumda ne oluyordu? Tabanımızı yazıyorduk. Üsler de kendi aralarında çarpılıyordu. 2 kere 2 4. Çarpı, bakın şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Normal bildiğim işlemleri sıraladım. Daha sonra gene 2 çarpı tabanımı olduğu gibi yazdım. Üssünün üslü ifadesi olduğu için üsleri kendi aralarında çarpıyorum. 3 kere 3 9. Bakın şimdi ne hale gelmiş oldu? Tabanları eşit olan sayıların çarpımı olmuş oldu mu? Evet, o halde hangi kuralı kullanabiliriz dedik. Tabanı eşitse üsler toplanacak dedik. 4 artı 9'dan da bana 2 üzeri 13'ü verecek o halde bu işlemin sonu. Gene bir tane daha örnek yapalım. Diyelim ki bu sefer de 3 üzeri eksi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 8 eşittir. Bakalım şimdi ne var gene burada? Üslü bir ifadenin üssü var. Ne yapıyoruz dedik bu tarz durumlarda? Tabanı olduğu gibi yazıyoruz. Üsleri de kendi aralarında çarpıyoruz. Eksi 2 ile 4'ü çarptığımız zaman neyi verir bu bize? Eksi 8'i verir. Zaten bunu biliyoruz. Çarpı neymiş? 3 üzeri 8'miş. Bakın hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Normal şunun eşitliğini yazdım. Eşittir. Tabanı eşit olan sayıların çarpımındayız. Ne yapacağız? Üsleri toplayacağız. Peki bir sayının negatif, herhangi bir sayının kendisinin negatif işaretlisiyle toplamı neye eşittir? Yani eksi 5 ile 5'i topladığım zaman neyi verir bana? 0'ı verir. Eksi 2 ile 2'yi topladığım zaman neyi verir? 0'ı verir. 3 de bakın bu ne demek? Artı 3 ile eksi 3'ü toplamı gibi düşünülebilir. Yani bakın artı 3 artı eksi 3 gibi düşünebiliyorduk. Eksiyi içeri atıyorduk. Hani burada bir artı kalıyordu eksi içeri girince. Bunun başında da gizli bir artı var. Yani bir sayının artısı ve eksili işaretlerinin toplamı neye verir? 0 verir. O halde not olarak yazalım hemen şuraya. Diyelim ki A, önünde tabi artı işareti var. Artı eksi A neye verir bize? 0'ı verir. Yani herhangi bir sayının pozitif işaretisi ile negatif işaretisi her zaman neye eşittir dedik arkadaşlar? Toplamları 0'a eşittir. Baktık. Gene bakın pozitif hali ve negatif hali. Bu 3 üzeri 0'ı veriyor bana. 3 üzeri 0 neye eşitti? Biliyorum zaten herhangi bir sayının 0. üssü neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Ta ki bu sayı 0 olana kadar. Yani 0'dan farklı herhangi bir sayının 0. kuvveti, 0 üssü her zaman 1'e eşittir dedik. O halde bu işlemimizin sonucu nedir? 1'e eşittir.